Evet. İstiklal mahallemizde bir tandır daha bulduk. Hemen pazar yerinin orada, bakın şurada. Kenarda kalmış biraz. Ben de zor buldum ya. Tandır yenilenmiş hatta. Modern bir tandır. Çinko'dan neden? En modern tandırlardan biri. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz bayanlar? Bayram ekmekleri başladı herhalde. Başladı, çok başladı. Şükür. Allah verir de ayakasıyla göstersin. 2007. 2007. Dönelim, dönelim. Şurada sabitleyeyim. Heh. Aşağı çeviremiyorum, öbür türlü yaparsam. Evet, şimdi tandırıcıdan başlayalım ya. Tandırın başından bayağı badireler geçmiş herhalde. Yıkılmış, ne yapmışlar? Geçti, yıktım, ben yıktım. Hmm. Yaptırdım geri. Şöyle bir sizi tanıyalım. İsminiz... Ben Davulcu Fatma'yım. Soyadınız ne? Şimdi ben biliyorum. Fatma Buradakiler... Fatma Arpat. Geçen gün de attınız gerçi kısa bir videoda. Herhalde 15 yıl mı, 20 yıl tandırıcılık yapıyormuşsunuz. He, var 15-20 yıl oldu belki. Zorlanıyor mu artık böyle, yoksa alıştın daha da mı kolaylaştı bu işte? Yok, alıştım da gene de hasta olmuyor. Tabii diye. Çok olursa zorlanıyor. Ha. Bir de yapmıyorum, bir gün durup bir gün yapıyorum. He, bir gün durup bir gün yapıyorsun. Peki bu sene şeyler nasıl? Bu ekmek yaptırma işinde yoğunluk var mı, azalma mı var? Azalma var, çok pahalı unlar. Un pahalı. Ediciler pahalı. Ediciler. En az ben zam yaptım değil mi? Tandırcılar az zam yapmış bu sene. Tandırcılar az yaptı ama ediciler çok yaptı. He. Ama sen 5 kişinin yaptığı ekmeği tek tek pişiriyorsun ya. Bunları Hacı ablam edemiyor da. Ben edemiyorum. Ona yedek oturdular. Çok, bir tane yedek oturdu. Benim kolumda. Sana o 5 kişinin ekmeğini pişiriyor. O ekmek benim midir? Şimdi o içine atınca ne yapıyorsun, böyle kabartıyor değil mi? Ben alıştım. Artık profesyonel oldum tandır işinde ya. Ekmeğe niye içine şey yapıyorlar? Sen tandırın içi daha geniş bak, güzel. Ama ne var biliyor musun? Şu ağzını birazcık dar yapmışsın o ekmek işi için. Buraya mı? Sen mi ördün bunu da? Bura genişti de ben daralttım biraz. Bunun ustası sen misin? He, ben yaptım. Ne yapıyorsun, her sene yeniden örüyorsun, sıvıyorsun mu? Yok, sıvıyorum kenarlarını. Tandırla. Nasıl iyi yapabiliyorlar mi ekmeği? Bak, güzel güzel. Acık kalın gibi duruyor. Çevirme mi ekmek sana mi? Sana çevirme yaptım. Hayır, öyle öyle den. Yoksa var ya, hiç hoşuma gitmez. Şuna bak, çevirmeye bak. Bak. Dur hele dur. Nasıl kabardı bak bak. Al gel al. Ya yok, devlet memuru zengin mi olur ya? Ancak karnını doyurur hem devlet memuru. Tamam, bunu sana alayım. Şimdi sen bir de bu yapanları kategorilere ayırmışsın. Kelete, bilmem usta. Geçen izledim. O neydi? Neye kelete diyorsun sen şimdi? Şunlar az yuranlara. Az yuranlara kelete diyorum. Ha, az yuranlara. Dizi yücük. He, çok odun. Ne fark eder ki, akşama kadar yapsın. Sen yok, zaten yok, akşama kadar yapmayanlara keleteci diyorsun. He, keleteci diyorsun. He. He. Ben de diyorum keleteci ne, kötü yapan mı diyorum. Anlamadım. Şunlar usta, şunlar keleteci diyor. He, onlar keleteciydi, onlar şey az yapanlar. He. Şimdi 2 bidon yapan var, 4 bidon yapan var, 3 bidon yapan var. He. Ne yapıyorsun? Genelde şey mi veriyorsun sen burada? Bir torba, günlük bir torba yoğuruyorlar. Değil mi? Yok, yoğuramıyorlar. Bir torbaya yoğuruyorlar. Onu yalan söylüyorlar. Bir torba eti yok diyorlar. Oradakiler ediyor ya. Millete yok, ediyor yok, ya. Yalan söylüyorlar. Bir torba eti yok diye yalan söylüyor. Bir güne kalıyor. İyi, biz hesaplayana oturduk. Daha şu duruyor. Şu onu kalıyor. Evet. Teyze, şöyle sen de bir tanıyalım. Kaç yaşındasın? Ben mi? 67. 67. 67. 77, hele 67 değil mi yani? 77. İsmin ne, şöyle seni bir tanıyalım. Hatice Çerşioğlu. Hatice Çerşioğlu. Kaç tane çocuk var, kız var? Çoğu çocuk. 2 kız var, 2 oğlan var. Ne yapıyorlar, neredeler, ne iş yapıyorlar? Biri Adana'da, İrem Çerşioğlu. Biri askerde, Mehmet Çerçin. Askerde. Asker. Askerde. Askerim, uzman çavuş, az subay. Evet. Biri de burada subay, Hacı Veli. Hacı Veli, evet. İsmi Halit Bey'in arkadaş.
He, değil mi? Gelin de yan tarafta. Ha, gelinim de yanımda. Yardım etmiyor mu, o bilmiyor mu ekmek? Bilmiyor, etmesin işte. Anasını oturttum. Sen öğretem. Ha, pardon, sen diyeceğim. Anası öğretememiş diyeceğim. Kimden öğrendin sen ekmek yapmayı? Ben anamdan öğrendim paşa. Kaç yaşında öğrendin? Aman, ben 15 yaşında ekmek. 15 yaşında gelmedim. Sen 5 yaşından diyor. Zifal teyze 5 yaşında diyordu. Sen geç kalmışsın ama. Yetti, 15 yaşında kalmadım. Gittik hep evvel öyle yedim. Hmm. İlkokuldan çıktık, ekmek ettik. Ben okul okumadım. Değil mi? Sıfırım. Hiç okuma yazma da bilmiyor musun? Yok. Bir battaniyenin sarkanına beni bir ayağın okuluna saldıydı çüre. Aa, yukarıya seçim harfler tutturamıyor. E şimdi okuma yazma kursu açtırak halk eğitimde sana. Bir ben açsa. Bir kişiye açılıyor. Evinde istersen evinde de açıyorlar. Ben gittim, harfleri belledim. Battaniyenin önünde gösterdim. Yani istiyorsan, öğrenmek istiyorsan açılıyor kurs. Bir kişiye de açılıyor artık. Öğrensem ne olur Mustafa falan bile. Ya sen bilin işte. Şimdi şeye doktora gittim, gözümden ameliyat oldum. Doktor soruyor harfleri. A, B, C, bunlar okuyor. Ben zaten okumuşum, yok dedim. Gittim, ay okuna da önce bunları verledim. Senin öğrenmen de kolaymış, sadece birleştirme kalmış. Şey yaptım. Senin battalın kızıydı, şurada da gitti, çık ya şurada. Battalın kızı dedi, Hatice teyze dedi, seni çık desen dedi, hemen bellendi. Harfleri biliyorsan öğrenin. Tutturamıyorum, biliyor bak. Evet bayanlar, sizi de tanıyalım ya. Tandırıcının bacısın da. Ben biliyorum, bana anlatman. İzleyen. Başkalarına da diyorum, kendime de. He, başkalarına da diyorsun ki. He, bugün annenize yardım ediyorsunuz. Evet, sizi de tanıyalım şöyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de kızımıma ediyorum. He, yardım ediyorsun yardım ya. Yardım ediyorum. Kızımın yerine ben ediyorum. Her zaman yapıyorsun böyle. Sadece kendi ekmeğini mi yapıyorsun, başkalarına da yap? Yok yok, ben kendi ekmeğimi yaparım. Burada kızımıma yardım ediyorum. İyi, kolay gelsin. Sağ olun. Ben de hocam, kolay gelsin. Gelin Cuma hocam. Ekmek yapıyorum. Bunlar kadar da usta değilim ama yapayım kendi ekmeğimi hocam. Ustalaşacağım artık İnşallah. Burada değil mi? İnşallah. Cesaretlendim. Geldim ediyorum. İyi maşallah, valla cesaret değil. Bazısı geliyor. Evet. Şöyle bakıyor gidiyor, bir sizi anlamak, bunu yapamak ki diyor. Aşıyorum yani. Hocam. Yok. İyi, elinize sağlık. Sizi tanıyalım, ne yapıyoruz? Ben de Fatma Öztürk hocam. Ben de kendi ekmeğimi yapayım, öyle başkasına yapayım, daha önce yapayım işte. Hem buraya yapıyorsun, hem kürebeline yapıyorsun. Evet, hem buraya yapayım, hem yaylaya yapıyorum işte hocam. Yaylada böyle saç koyup yapmak mı, böyle tandırda pişirmek mi daha iyi? Tandırda pişirmek mi? Niye tandırı tercih ediyorsun böyle, ne özelliği var ki bunun? Kabar oluyor ya, çok güzel oluyor. He, kabarıyor bak. En kabar, diğer tandırlarda bu kadar kabardığını görmedim ya. Kabarıyor hocam. O zaman bizi yemek bizi yedi. En iyi hangisi yapıyor şimdi? On tandırcı gibi. Hep de güzel yapıyor. Hepinin eline sağlık. Allah adına getirsin. Ama biz buraya seviyoruz. Hep de güzel yapıyor. Yeni başlayanlarınki biraz kalın oluyor gibi herhalde. Öyle oluyor canım. Değil mi? Öğrenecek yani. Öğreniyor onlardan. Zamanla öğrendin. Şimdi burada baş yedici. Ama burada işi yönlendiren sen olacaksın. Diyeceksin ki kalın oldu. Orada ben döndü hanım diyor ki ufralı oldu. Biliyor, geri biliyor. Atıyor. Bir iki de bazen kızıyor, mızıyor. Biliyor, ha, tandırcı yönlendirecek. Ekmek kalın geliyor, ufralı oluyor. Yani. Değil mi? Doğru. Ekmeğe baş yapan benim hısım ikinci. Ufral oldu mu elinize sağlık diyorum. Böyle yapın diyorum. Sen de diyorsun ki yüzümüz, karamızı yüzümüze vurma. Bakayım bakalım, hani ufralı değil. Yok. Onu da öğrendim ya. Yok. Ufralı oldu mu sarı sarı olur. Abla benim hemen yazdım. Kendini bak sarıyorum, koyuyorum, bekliyorum. Ama bizim tandırlara bayılıyorlar ha. Böyle millet saçta yapıyor ya. Artık alıştılar ya. Şuradan bak, bu tandırda da var. Duman buradan gidiyor. Bura güneşliymiş, tam gözüküyor. He. Hiç içeride duman da yok. Süper. Hava deliği de, dur hava deliğini de çekeyim. Soruyorlar ya. Şurası ha. Havayı da tandır buradan alıyor. Şöyle çektik. Tamam. Biri bugün yazmış Almanya'dan, diyor ki
Avşar mı buradakiler diyor yapanlar. Ben de dedim hepsi avşar dedim. Zaten avşarlardan başkası yapmaz yani. Bizim avşarların diyor karnı şeyi de doymaz diyor. McDonald's'ta, lokantada doymaz diyor. Böyle kömbe, börek, bazlama olacak. Böyle lokantada doymaz biz. Sizi kömbe, bazlama, börek. Sopa olmasa hiç doymak hele. Değil mi? Çarşı ekmeğe de hiç olmuyor, kandırmıyor yani. Fırını sopaya yakmazsak, kömbe börek hep de çayla başını kırmazsak olmuyor. Değil mi? Kışında zaten kömbe börekler, yazın şeyler. Paketiz. Yoğunluk var mı bugünlerde? Var. Kaç bir gün durup bir gün yakacaksın o zaman. He, bayrama gün kadar sürekli bu yoğunluğun olur herhalde. Bayrama kadar da olmaz herhalde. Olmaz mı diyorsun? Yok. Olurdu da. Sıcaklar durduğunu yakmaz. Pahalılıktan biraz da ya. Sende şey var mı peki, satış var mı? Ne? Şimdi ekmeği ne yapıyor? Diğer tandırlarda 3 liraya satıyor. Memuruna yaptırmıyor. Yok ben satmam. Kaç ekmek alıyorsun günlük? Günlük 2 ekmek alıyorum adam. İki, işte o da sana mı yetiyor anca? Anca bana yeter. Benim yazın işte gelenim oluyor ya. He, ondan dolayı. Çünkü satış da var yani diğer tarafta. Yok ben satmam. Böyle siparişle köylerden isteyene yaptırıyorsun mu? Elemanlar var mı yapan? He, yapıyorlar. He, köylerden de çünkü yapıyorlar mı? Yapılıyor canım. Köylerde bitmiş bu tandır nasıl olmuşsa. İlçe merkezinde var. Tandırda ne kadar büyürler? Bir de yapanın, bu herkes bacağıma, yürütürem ağrıyor, yapma gidiyor. Ama yorucu iş ya. Bir de oturamıyor gayrı kadınlar. Bir de oturamıyor. Aha baksana 77 yaşında teyzemiz maşallah. Bak dizlere ayaklara bak. He ayakları ayakları da uzatmış doğru ha yoruluyor. Oturamaz gençler gibi maş. Ağrıyor. Bir de su solgun. Aslında yanınıza birer eleman alacağınız, bu gençleri alıştıracağınız. Bu iş ölür yoksa. Yok gençler alışmış rahatla. Yok. Çarşıdan şeyden. Köydekilerin buradan gelip yoğurt süt aldığı gibi değil mi? Aynen. Yumurta alıyorlar marketten. Yoğurt alıyorlar. Köydeki tavuk mu ki tavuk falan. Neyse oldu. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Hadi sizden de çok sağ olun. Şöyle birazcık da pişirirken çekeyim. İçine atıyor ya. Güzel oluyor böyle görün. Sağ olasın, sağ olasın Salim. Niye diyorsun? Bu çevirme yemeğe mi geldin, bazlama yemeğe mi? Ne bu ya? Çevirme yiyecek ya. Onun ekmeği var, ekmek yiyecek. Kapıyı aç kapıyı. Merhaba, kolay gelsin. Sen de doymuyorsun değil mi yuka ekmeksiz? Ondan ya, yaptırıyorsun. Ya oğlum yuka ekmeksiz hocam ya. Değil mi? Dürümü mürümü yapacaksın. Tabii. Şimdi bu bir kışlık mı? Bir kış. Bayrama kadar anca ya. Biz çok fazla yemiyoruz. Sağ olasın İbrahim, sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Götüreceğim de ya. Elinize sağlık. Benim çevirme de soğudu bu arada. Hadi kolay gelsin, sağ olun. Yok yeter, yerim ben böyle. Sağ olun, elinize sağlık.